Arkadaşlar biliyorsunuz satrançta gambit denilen bir konsept vardır. Gambit nedir? Oyunda genelde bir piyon, bazı durumlarda daha fazla piyon feda edilerek karşılığında pozisyonunu güçlendirmek. Başka bir deyişle adamın yiyebileceği ve senin de korumadığın bir piyon sürersin. Onu yer ama yediği zaman pozisyonunu mesela merkezi açıkta bırakır. O açıkta bıraktığı yeri de sen taşlarına doldurursun. Böylece piyon olarak geride olmana rağmen pozisyon olarak avantajlı duruma çıkarsın. Okan Boyülgen isimli yaşayıcımız bu konsepti iyi biliyor. Ne zaman gündemden düşse bu klasik hamlesini yapıyor. Buna Okan Boyülgen gambiti diyorum. Neden diyecek olursanız tepki çekecek bir hareket yapıyor. Tepki çekecek hareket yaptığı zaman insanlar ekşide yazıyor. Bunu ben defalarca kere gördüm. Şimdi gene oldu. Diyorlar ki işte bundan sonra artık şu olaydan sonra Okan Boyülgen'i bir daha da takip etmem. Bitti. Benim gözümde bitmiştir artık. Evet böylece birkaç seyirci kaybediyor. Ama bunun karşılığında tekrardan gündeme gelmiş oluyor. Ve tekrardan gündeme geldiği için aslında uzun vadede kaybettiği seyircilerden belki daha fazlasını kazanıyor. Ya da gündemde olmadığı için yavaş yavaş kaybedeceği seyirciler merak ediyor. Bak bu adam ilginç, garip bir şey söyledi deyip Okan Bayülgen'i tekrar hatırlıyorlar ve hangi kanaldaysa bakalım bu adam neler diyor, Saçmalıyor mu, saçmalamıyor mu sevmeseler de yine de seyrediyorlar. Bunu isteyerek birçok kere yaptı. Okan son dönemde çok fazla yapmaya başladı. O da eriyerek bittiğini fark etmesinden büyük ihtimalle. Sigara olayında orada hatırlıyorsunuz bir kadın haşlamıştı insanların içinde. Onu bilerek yaptığını düşünmüyorum. Orada sadece sigarasızlık başına vurduğu için kendini kaybetmişti. Ama onun haricinde hatırlıyor musunuz? Son dönemde seksi bıraktım demesi, Sonra tekrar çok fazla seks yapıyorum demesi. Birkaç daha hatırlamadığım açıklaması vardı sanırım. Şimdi bir de bu açıklaması. Okan isimli yaşayıcımız bakalım en son ne demiş. İşin güzel yanı ne biliyor musunuz? Tamam evet şimdiye kadar çok tepki çektiği nokta olmuştu. Ancak hiçbir zaman şunu görmemiştim. Okan Bayülgen ve Fahrettin Altun yazdığım zaman en tepede yandaş medya çıkıyor. Akit gazetesi, takvim gazetesi, sabah adamın sözlerini överek yazmışlar. Tamamen tesadüf hiçbirimizi bu noktaya düşürmesin arkadaşlar. Tamamen tesadüf hiçbirimizi akit tarafından övülecek noktaya getirmesin. Amin. Evet T24 ne yazmış? Komedyen Okan Bayülgen... <laughs> Şaka maka ilk defa Okan'a güldüm. Komedyen Okan Bayülgen, 4 maaş iddialarıyla gündeme gelen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a karşı itibar suikasti başlatıldığını söyledi. Bayülgen, ben o maaşı zaten kendi müdürme veriyorum. Buradan bir itibar suikasti yapılıyorsa bu adama demek ki bu adam yalnız dedi. Haberi uzun uzun okumaya gerek yok arkadaşlar. Biliyorsunuz eskisi gibi uzatmıyorum artık. Seneler önce, seneler seneler önce bu adam için şunu demiştim. Durum gerektirirse yandaş da olur. Net, net bir şekilde. Eğer rating alması için yandaş olması gerekiyorsa olur. Eğer cebine para girmesi için yandaş olması gerekiyorsa olur. Beni şaşırtan olay seyircilerinin buna tepki göstermesi. Buna da tepki göstermeseydiniz abi. Çünkü biliyorsunuz mesela Cübbeli Ahmet Hoca'yı programa çağırır, konuşur. Herkes der ki aa ne kadar modernsin bak herkesi çağırıyorsun. Melih Gökçek'le program yapar yine aynı şekilde aa ne kadar modernsin bak herkesle program yapıyorsun. Abicim adam reytinginde. Adamın siyasi görüşü reyting. Ben şeyden bahsediyordum ya yani Uzun abi. Uzun abinin siyasi görüşü ne? Hani anlamıyoruz falan diyordunuz bir... O türlü konuşuyor, bir öteki türlü konuşuyor, bir milliyetçiliği ayaklar altına alıyor, bir milliyetçi takılıyor. O Tayfa'nın, o uzun abiler tayfasının siyasi görüşü iktidar. İktidar neyi gerektiriyorsa siyasi görüş o. Okan abimizin de siyasi görüşü reyting. Bu hiçbir zaman değişmedi, hiçbir zaman değişmeyecek. Şimdi herkes çıkmış, yazmış. Adam işte eriye eriye bitiyor. Televizyon kariyeri bitti. Azalarak bitsin artık. Yeter, bitti artık. Kendisini yok etti, mahvetti falan. Hepsi hikaye. Onun gibi insanlar mutlaka kendini seyrettirecek birilerini bulurlar. O kişi sen olmazsın belki ama başka 15-16 yaşındaki büyük abi olmaya özenen gençler. Ya da üniversite hazırlığa başlayınca bir anda ben artık olgun oldum, young adult oldum. Olgun insanlar neler yapıyor bir bakayım ben de onların yaptığının aynısını yapayım. Saçımı turuncuya boyayayım. Bakayım young adultlar Okan seyrediyormuş ben de Okan seyredeyim. Yaş aralığı hep olacaktır. Caner Taslaman'la Küçük Caner Taslaman'ı programına çıkartıp allığı kanıtlattırtan birinden bahsediyoruz. Sizce bunları karşılıksız gerçekten merak ettiği, gerçekten düşündüğü için mi yapıyor? Gerçekten insanlar bilgilensin. Ben çok Allahçıyım. Çok merak ediyorum bu. Bunun için mi yapıyor sizce? Rating, 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 rating. Ya da bizzat para alıyor da olabilir. Onu bilemem. Yine herkes yazmış. Biz onu televizyonun dahi çocuğu olarak bilirdik. Ay. Bak olay ne biliyor musunuz arkadaşlar? Okan gibi bir insanın senelerce ünlü kalabilmesinin sebebi Enes Batur'un kendi kulvarında ünlü olmasının sebebiyle aynı. Enes Batur niye ünlü? Şu sebepten dolayı. Ne çok üst düzey videolar çekip bir niş kanal oluyor ya da bir premium kanal oluyor. Ne de çok leş videolar çekiyor. Kendi hitap ettiği kesim belli. O kesime hitap edenlerin içinde kaliteli işler yaptığı için. Tam o orta noktayı bulmuş. Okan da aynı şekilde. Adam dahi Einstein çığır açan birisi falan değil. Kendisine bir kesim bulmuş. O kesimde işte üniversiteye yeni başlayıp ben büyük abi büyük abla olacağım diyenler ve lisede olduğu halde ben olgun olmak istiyorum diyenler o kesim her zaman için var olacak. Bunların tabi büyüyenleri de takibi bırakacak diye bir kural yok. Arasından da takip bırakmayan kişiler de olacak. Tam o noktaya hitap ediyor. Tam o noktaya hitap ettiği için çok aşırı zeki insanlara abicim çok aşırı zeki insanlara hitap etseydi bu kadar popüler olur muydu? Hı? Biz bunu seneler içinde defalarca gördük. Biz Geçmişi unutan insanlar değiliz. Aradaki fark bu. Çek bakalım isimli yarışmasında yaşananları biliyoruz. Neler yaptığını biliyoruz. Kendi adamlarını yarışmacı olarak oynattığını biliyoruz. Profesyonel film yönetmenlerini yine yarışmacı olarak oynattığını biliyoruz. Ortada iki seçenek vardı, değil mi? Ya bu adam gerçekten sisteme karşı senin benim kafamda böyle farklı sistem diyen bir adam. Ya da oturup Abi şimdi gençler neyi seviyor? Gençler sisteme karşı olmayı seviyor. Gençler kurallara karşı olmayı seviyor. Biz de o zaman öyle takılalım. Gençler bizi seyretsin. İyi fikir abi. Tutar tutar bence. Sizce hangisi? Okan sizce hangisi bunlardan? Biz ikincisi olduğunu en baştan beri biliyorduk. Biz en baştan beri biliyorduk. Şu siyasi söylediği lafta zaten sonradan demiş ya ben yanlış anlaşıldım diye. Tabii ki. Onu zaten hesaplamıştır o. Şimdi önce bir şunu söyleyeyim. İnsanlar bir tepki göstersin tepki gösterdikten bir süre sonra yanlış anlaşıldım derim. Ne olur insanların evet tepkisi durulmaz ama bir ay iki ay sonra o zaman durulur. Ne olur 3-5 kişi veya 10 kişi 20 kişi beni takip bırakır. Gündeme geldiğim için çok daha fazla insan beni takip etmeye başlar veya ilgisini en azından kaybetmez. Kanalizasyon diye film çektiler. Yine aynı şekilde biz popüler kültüre gönderme yapıyoruz deyip ne kadar ızdırap popüler kültür o dönemin insanı varsa uçan sabrisinden garip grup insanlarına kadar hepsini aldılar. Hepsinin sırtından gişe yaptılar. Bir dakikadan daha az rolü olan uçan sabriyi fragmana koyarak. Yalnız beni tek düşündüren olay bu Okan Boygen Gambit'ini son dönemde fazla yapmış olması. Eğer ikide bir de kasıtlı tepki çekecek şeyler söylemesi demek ki insanlar ilgiyi yavaş yavaş, yavaş yitirmeye başladılar anlamına geliyor. Ancak ben azalarak bitmesindense şöyle büyük efsane bir bitiş yapmasını umuyorum. Böyle bir gün bir gazeteci ağzın bunu dağıtsın falan sinirlensin de. Öyle bir efsane bitiş bekliyorum kendisinden. Bir de arkadaşlar hazır Okan'dan bahsediyorken belki birçoğunuz şunu merak ediyordur. Bu adam neden bu kadar Okan'a kıl? Merak ediyorsunuzdur değil mi arkadaşlar? Ben de merak ettim açıkçası. Sebep şu. Mesela siz sokak müzisyenliği yapmaya çalışıyorsunuz. Sokakta bir şeyler çalarak para kazanmaya çalışıyorsunuz. Sonra bir bakıyorsunuz etrafta enstrümanlı dilenciler dolmuş hiçbir şey çalmayı bilmeyip çal böyle çal bela diye bağırıp ondan sonra da zabıta falan gelince sanatta saldırıyorlar falan diye sempati kazanmaya çalışan insanları ve onların yüzünden sizin itibarınızın zedelendiğini görüyorsunuz. Bizim gibi, benim gibi gerçekten muhalif olan, gerçekten bir şeylerin değişmesini isteyen, gerçekten muhalif olmanın cefasını sürekli yaşayan, her kademede yaşayan yani tamam hani kadro alamamak, film desteği alamamak, işe alınamamak bunların hepsini zaten geçiyorum. Bir oyuncuyla çalışacaksın. Oyuncu senin muhalif olduğunu gördüğü anda kendisi muhalif bile olsa aman başıma bir iş gelmesin, aman memurluğum yanmasın muhabbetiyle seni bırakabiliyor. Hala ben bunu görüyorum. Bu işin yani muhalif olmanın bu kadar sıkıntısını çeken ve işte film çekmek istiyorsun mesela ama sektörün nasıl döndüğünü bildiğin için o sektörün içine dalarak istediğin vizyonda film çekemeyeceğinin farkında olduğun için kendi imkanlarınla götün elinde yana yana sahne çekmeye çalışıyorsun. Ondan sonra bakıyorsun sistemin mis gibi ekmeğini yiyen, misler gibi ekmeğini yiyen ama kendisine ben sisteme karşıyım diye bir etiket yapıştırmış adam senelerce, çünkü adam kesimini bulmuş, senelerce bu işin ekmeğini yiyebiliyor. Yani o adamı sisteme karşı muhalif diye alkışlayan genç benim çekimlerimde oynamaktan korkuyor başımıza iş gelir o Hani muhaliftin? Hani muhaliftin? Hani sisteme karşı? O kadar da değilim. Yani sisteme karşıyım da memurluğu yakacak kadar değilim. O mu? Diyorum ya işte arkadaşlar. Okan'ın başarısının sebebi bu. En azından şimdiye kadar başarılı olmasının sebebi bu. Muhalifim ama yani memurluğu da yakacak kadar değil. Hani farklı sistem ama başımıza da iş almayalım şimdi diyen çoğunluk gençliğin idolü olduğu için. Ben ya da benim gibi insanlar isteseydik bu taktikleri kullanamaz mıydık? Evet kullanırdık. YouTube'da gene benzer taktikler kullanarak çevremizi genişletemez miydik? Evet genişletirdik. Niye yapmıyoruz? Çünkü ben bu tür insanlardan daha büyük düşünüyorum. Şimdi Okan gelmiş bin yaşına. Kaç oldu onun yaşı? 98 kaç? Okan gelmiş 126 yaşına. Elinde ne var şu anda? Ne var elinde? Para hariç. Bana şunu söyler misiniz? Okan şu yapımı yaptı. Süperdi o yapım. Müthişti ya. Böyle bir Stanley Kubrick filmi gibi ya da böyle bir klasik olan müzikal gibi ya da ölümünden 100 sene sonra bile insanların okuyup bir şeyler katacağı kendisine bir roman gibi bir şey çıkarttı, bir şey yaptı, bir şey koydu ortaya. Ne var? Ortada ne var? Elinde ne var? Hiçbir şey. Ben bugün ölsem 20 sene sonra gene insanlar kırmızı hap biri seyredip din konusunda aydınlanabilir. Bugün bile ölsem. Hangisi daha önemli? Ki benim yapmak istediklerim şu an yaptıklarımın yanında aslında çok 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 daha büyük şeyler. Yapmıyorum üzülmüyorum da neden onlar kadar popüler değilim diye çünkü vizyonum bu adamlar kadar küçük değil